çulsuz be Emine, çulsuz. Emre de haklı, böyle çulsuza kız verilmez ki. He ya, verilmez. Ben kızıma kilosu kadar altın isterim demez mi? Garibanın gram altını değil, bakırı yok. Ayrıca dul kadının başlığı mı olurmuş? İkinci taliplisinin çıktığına sevinsin. Biz gittik Allah'ın emri peygamberin kavliyle istedik. Günahı emminin boynuna. İsteyenin yüzü kara, vermeyen ara. Ling linge ling linge ling linge linge ling ling linge ling. Haklısın be deli Belgin, haklısın. Öyle veya böyle, talihsiz Ali. Ademoğlu Ali. Zavallı Ademoğlu. Bir gün gülmedi hayatında. Gülmek nedir bilmedi. Hep ağladı. O ağlamasın da kim ağlasın? İnşallah bir gün onun da yüzü güler. Allah onu da güldürür. Hep dua ediyor. Ne oldu? Desenize. Daha Ademoğlu der demez. Ademoğlu kadar taş düşsün başınıza diye bağırmaya başladı. İyi adamdır dedik. Delidir dedi. Adam gibi adamdır dedik. Adam mı görmedik dedi. Yoksa dünyada adam mı kalmadı? Vardı ki getirdin beni dünyaya, sonra bıraktın beni, bıraktın yaya, bıraktın yaya. Baba, ben çalı çırpı toplamaya gidiyorum. Eşekler, ben size göstermem mi? Sizi gebertirim lan! Bingöl yakmış zaten, bir de sen yakma! Atın kuyruğuna, erkeğin bıyığına, kadının saçına dokunulmaz! Bu sefer kızının bacaklarını dikileyemedik ama bir dahaki sefer... Deyyuslar! Kaçmayın lan erkekleriniz! Kaçın, kaçın! Ablana, anana da selamımı söyleyin, tamam mı? Irz düşmanları sizi! Boşuna tüketirsin nefesin, bir dikilesi zar için. Ling 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 ling. Bingöl, kız,
Kaç da içeri girer. Hadi. Bingül. Bingül. Bir şey mi var kızım? Yok bir şey baba. Bingül. Kız açsana camı, durmaz baba. Aç dedim kız. Aç, açsana Bingül. Hadi aç şu camı da içeri gir. Defol git. Bak sen de neler yapıyorsun Bingül. Aç şu camı kız. Açamam. Babam duyar. Bak samanlıktaki gibi. Hadi kız. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Sağ olasın Hacı Osman emmi, sağ ol. Dün yine bir şeyler olmuş, bu kaçıncı Ademoğlu? He ya, dedem babama öğretmiş, babam bana öğretti. Eline, diline, beline sahip olacaksın. Barış hasmınla, küs gezme. Kodesinler sana, deli divane. Ben şeytan ile barışmam, Yezid'le dostluk yapmam. Şeytanı görmek için benim gibi göz ister. Ling 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 ling. Ademoğlu Ali Üvez hanginiz acaba? Hanginiz? Hoş geldiniz. Benim. Kendileri burada Herr Sartorius. Dank Kutay. Buyurun. Guten Tag. Tanrı misafiri kabul eder misiniz? Herhalde. Buyurun efendiler. Rica ederim. Siz bizim efendimizsiniz. Yalandan kim ölmüş? Buyurun, buyurun. Şöyle buyurun. Evimiz biraz ufak da sizleri şöyle alayım. Rica edeceğim. Kız Bingül, ayran yap misafirlere. Yalnız televizyon geçebilir. Evde yoğurt yok ki baba. Öyle mi? O zaman ne varsa ondan yap. Ben bir üstümü değiştirip geleyim. Buyurun. Arkadaşlar rica edeceğim lütfen. 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 Yakından seyrediniz alsak. Lütfen kıpırdamayın. Gel bir bakalım. Bakın. Şöyle. Ben... Kapının önünde bir resminizi alabilir miyiz? Evet. Çok güzel. İyi. Teşekkürler. Efendim, ben Hans-Klaas Schwarz'ın Türkiye temsilcisiyim. Ve biz Sayın Başkonsolos'la beraber siz Ademoğlu'nu görmeye geldik.
Şimdi Sayın Başkonsolos ziyaret sebebini açıklayacak. Sayın ev sahipler, sayın konuklar ve basın mensuplar. Burada bulunmamızın nedeni, kökleri tarih öncesine kadar uzanan Türk-Alman dostluğunun başka milletleri kıskandıracak güçte olmasına dayanır. Bizler ki dünyanın en bunalımlı günlerinde bile dostluğumuzu kaybetmedik. Kaybetmeyeceğiz de. Şimdi ise yeni bir olay bu dostluk bağlarını daha da güçlendirecektir. Bu mutlu olayı Sayın Schwartz'ın temsilcisi Herr Kutay açıklayacak. Saygılarımı sunarım. Efendim. Şimdi size bu Almanca yazılmış vasiyetnamenin Türkçe çevirisini okuyorum. Ben Hans Klaus Schwartz, adli dengemin yerinde olduğunu açıklayarak ve de tasdik ederim ki hiçbir tehdit, zorlama, ikna ve etki altında kalmadan kendi el yazımla yazılmış vasiyetnamemi bu imzalanmış zarfın içine koydum. Son arzum ben öldükten sonra bu zarfın şahitler huzurunda açılması. Bundan tam bir yıl önce Türkiye'ye seyahate gitmiştim. Bu Türkiye seyahatim sırasında çok güzel günler yaşadım. Ama zaman zaman kötü günlerim de oldu. İşte Ademoğlu'na böyle günlerden birinde rastladım. Çok karlı bir gündü. Kardan yollar kapanmıştı. Kara saplanan arabamız çalışmıyordu. Arabanın içinde soğuktan ölebilirdik. Hayatımızı kurtarmak için yürüyerek gitmeyi denedik. Saatlerce yürüdük. Küçük bir köye vardık. Bizi görenler pencerelerini, kapılarını kapattılar. Tam umudumuzu kaybetmişken yoksul bir köylü karşımıza çıktı. Adı Ademoğlu Ali'ydi. Sıcak tarhana çorbası ile içimizi ısıttı. Bizi iyileşinceye kadar evinde konuk etti. İşte bu sebeple kendisine daha güzel bir hayat kursun diye bütün varlığım olan 125 milyon Deutsche Mark'ı Ademoğlu Ali'ye bırakıyorum. Ay yaşa baba! Sayın Ademoğlu, bu kadar paraya sevinmiyorsunuz da Schwartz'ın ölümüne mi üzülüyorsunuz? Şu anda milyardersiniz. Şöyle bir sevinç gösterseniz de sevinçli bir fotoğrafınızı çekseler. Ben daha 100 bin lirayı bir arada görmedim ki. 100 bin liraya sevinmesini bilmeyen bu kadar paraya sevinmesini nereden bilsin? Büyüksün baba. Ling ling ling. Tekrar eder misiniz lütfen? Teşekkür ederim. Bu gece televizyonda gözüküp bir anda meşhur olacaksınız Ademoğlu Bey. Şimdi köyün bütün delikanlıları Bingül'ün peşine düşer artık. O gün işi bitirseydik şimdi paranın göbeğine oturmuştuk. Senin bitireceğin ne var? Belki de ben beceririm. O kadar heveslenme oğlum, dur bakalım. Duyduk duymadık demeyin. Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin. Duyduk duymadık demeyin. Adem'le Fatma'dan olma. Ademoğlu Ali Türkiye'nin en zengin adamıdır. Hadi kız, üstünü başını değiştir. Süslen, püslen. Seni Ademoğlu'na veriyorum. Hadi durma, koş. Ademoğlu Ali Türkiye'nin en zengin adamıdır.